Ölmez Petrol Hakkari ilimizde hizmet veriyor. Uzun yıllardır akaryakıt sektöründe hizmet veren firma çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Erdal Sözer'e mikrofonlarımızı uzatarak çalışmalarını dinliyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi de Hakkari'deki durağımız Ölmez Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Sözer'le beraberiz. Sayın Sözer, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle Erdal Sözer'i tanıyabilir miyiz? Erdal Sözer kimdir? Ben Erdal Sözer, Hakkari'liyim. 1974 doğumluyum. Mesleğim petrol, petrolculukla uğraşıyorum. Yaklaşık 20-25 yıldır bu sektördeyiz. Sektörde mesleğimize devam ediyoruz. Bize sektörünüzü anlatır mısınız biraz? Petrol sektörü bildiğiniz gibi enerji grubuna giriyor Türkiye'de. Burada bu taraflarda gayet iyi şu anda petrol sektöründe iyi işlerimiz gayet iyi. Yalnız bu son zamanlarda yapılan zamlardan dolayı insanlar bayağı bir etkilendi. Çalışanlar, iş yapanlar, kendi araçları olan insanlar. Şu anda satışlarımız hemen hemen %30 gibi bir şey düşüşümüz oldu. Evet. Hakkari bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti topraklarının son noktası. Evet. Tam sınır bölgesi dediğimiz, sınır hattı dediğimiz en son noktalardayız. Buraya her şey çok geç geliyor. Şimdi Hakkari maden olarak dünyanın hemen hemen ikinci büyük rezervine sahip bir bölgedir. Hakkari en azından bir maden zenginleştirici bir fabrika devlet tarafından yapılabilir. Erdal Sözer, Hakkari'nin yeraltı kaynaklarının değerli olduğunu belirterek Hakkari'li bir iş adamı olmanın avantajlarını değerlendiriyor. Yeraltı kaynaklarımız çok iyi Hakkari'nin. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Bunu değerlendirdiğimiz zaman sadece Hakkari için değil, Türkiye için de büyük bir gelir kaynak elde edilebilir yani. Çok büyük bir gelir kaynağı elde edilebilir. Hakkari'de iyi bir iş adamısınız. Hakkari'de iş adamı olmak nasıl bir şey? Zorlukları nelerdir? Avantajları nelerdir? Bunları biraz konuşalım. Tabii şimdi Hakkari'de iş adamı olmak, bildiğiniz gibi biz biraz Türkiye'den uzak bir yerdeyiz. Bir İstanbul veya Ankara, İzmir iş adamları gibi çok fazla tanınmıyoruz biz. Burası kendi kabuğunda, kendi şeyinde bir yerdir. Hakkari'de iş adamı olmak batıdaki şeyden çok daha zor. Burada ki bizim imkanlarımız kısıtlıdır yani, oralar gibi değil. Şimdi Hakkari'li bir iş adamı olarak biliyorsunuz ki şehirler üniversiteleriyle, ülke amirleriyle, devletin yaptığı yatırımlarıyla ve sanayicisiyle kalkınır. Bu anlamda sizler iş adamı olarak Hakkari'nin tanıtımı ve kalkınması için neler yapıyorsunuz? Gençlerimiz için ne gibi çalışmalarınız oluyor? Şimdi Hakkari'de ki en büyük yatırımı Ölmezler. İsmet Ölmez bir iş adamımız var. Yanında yaklaşık 600-700 tane çalıştırdığı vatandaşımız var. Çok iyi bir yatırım yapmış Hakkari'ye. Allah razı olsun kendisinden. Gayet güzel de bir oturtmuş sistemini, şeyini. Şu anda en büyük Hakkari'ye desteği olan iş adamımız İsmet Ölmez'dir. İsmet Bey gayet güzel yatırımları falan var. Güzel de projeleri var. Hakkari için elinden geleni yapıyor kendisi. Aynı zamanda yanında Çağlar Madencilik var gene, İsmet Çiftçi. O da yanında bayağı bir personel çalıştırıyor. Zaten eğer bu iki madencilik sektörü olmazsa Hakkari'de korkunç bir işsizlik açığımız var. Çünkü sanayimiz yok bizim. Kesinlikle. Fabrikalarımız yok, sanayimiz yok. Ondan sonra öyle büyük bir yatırım yok. Buradaki en büyük bildiğiniz yatırımlar petroldür ya da bir normal bir markettir. Erdal Sözer, Hakkari'ye yatırım yapmak isteyenlere programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. Şu an işte madencilik yeni gelişiyor Hakkari'de. Dileriz devletimiz bir el atsa buraya, maden sektörüyle alakalı bir
bir şeyler yaparsa tabii ki ülke katkısı için de çok iyi olur. Bahri Bey ile yaptığımız röportajda Yüksekova'ya açılan organizeden bahsetti. Evet. Karma bir organize açılıyormuş Yüksekova'da. Evet. Bu anlamda Hakkari ilimizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza neler söylemek istersiniz? Gelip burada yatırım yapsınlar mı? Ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Tabii ki bununla alakalı daha önce Ticaret Odası'yla bazı çalışmalar yapıldı. Hakkari'ye gelecek olan yatırım yapmak isteyen insanlarımız, vatandaşlarımız elimizden ne geliyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Hakkari'de yatırımcı dostlarımızı davet ediyoruz. Buyurun gelip bizim misafirlerimiz olsunlar. Bir gösterelim, gezdirelim. Bununla alakalı toplantılar yapalım. Hakkari'ye yatırımcı dostlarımız gelirse biz de elimizden ne geliyorsa onlar için öncülük yaparız yani. Daha önce Turizm Bakanlığı burada bir rafting şey düzenlemesi yapıldı. Gayet de güzel geçti. Dağcılıkla da alakalı bir şeyler yapılabilir. Çok dik, güzel dağlarımız var bizim. Yani dünyada sadece İsviçre'de olan dağlar. Bugün İsviçre'de olan dağcılık şeyin sporunu Hakkari'ye de getirebiliriz. Var şu anda bizim burada dağcılık sporu yapan bir ekibimiz var. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de oluyor. Gene tabii hepsini davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Dağcılık sporuyla da alakalı Hakkari'de çok güzel şeyler yapılabilir yani. Erdal Sözer, maden sektöründe yaşanan sıkıntıları değerlendirerek programımız aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentilerini dile getiriyor. Madenle ilgili hangi sıkıntıları yaşıyoruz? Madenle ilgili ruhsatlarla ilgili Orman Bakanlığı'nda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Evraklar çok geç çıkıyor. Bununla alakalı madenci arkadaşlarımız bayağı bir şikayetçi yani. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir el atarsa Orman Bakanlığı'nda evraklar biraz daha erken çıkarsa tabii ülkemiz için de daha faydalı olur. Daha hızlı bir dönüş olur bununla alakalı. Maden Enerji Bakanlığı'yla ve Orman Bakanlığı'nda madenlerle alakalı işlemler biraz daha hızlı yürütülürse herkes için çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Hakkari'de yeraltı kaynaklarımızda petrollerimiz de var. Çünkü sınırda bizim hemen hemen 3-4 kilometre bizim sınırdan sonra petrol çıkıyor Irak'ta. Evet. Yani bu demek Hakkari'de yok demek değil. Bizde de var. Bir dönem Sayın Berat Albayrak burada petrolle ilgili bir sondaj çalışmaları yaptılar Çukurca bölgesinde. İyi de bir rezerve rastlandı ama onunla ilgili tekrar niye geri gelmediler? Bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok tabii. Yani mutlaka bizim bu bölgede petrol çıkıyor. Mutlaka var. Yani. Evet. Bununla zamanında İngilizler de burada bir çalışma yaptı. Berçalan, bizim Berçalan yaylamız var. Berçalan yaylasında İngilizler de bir çalışma yaptı. Petrola rastlandı ama bununla alakalı burada petrol, yeraltı kaynaklardaki petrollerle alakalı bir çalışma neden yapılmıyor? Bununla ilgili bir bilgimiz yok tabii. Evet. Son olarak bizim size sormayıp sizin söylemek istediğiniz neler vardır ve ekranları başında Global Yaşam programını izleyen Hakkari ile buradan göçmüş Hakkari'deki Hakkari'li gurbetçilerimize, İstanbul'daki hemşehrilerimize ve Global Yaşam Programı izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Global Yaşam Programı'na teşekkür ediyoruz. Hakkari'mizi gelip de bizleri böyle Türkiye'ye tanıttığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hakkari'deki hemşehrilerimiz de zaten böyle televizyonda gelip gidemeyenler için televizyonda memleket özlemini gideriyorlar. Hakkari'mizi seviyoruz. Güzel, Türkiye'nin güzel bir şehridir. Dağlarıyla meşhur bir yerdir. Herkesi Hakkari'yi görmesini tavsiye ederiz. Turizm olarak yeni yeni çalışmalarımız var. Yeni bir otel yapıldı valilik tarafında burada. Kış sporlarıyla ilgili kayak merkezi yapıldı. Hem kendi hemşehrilerimizi hem Türkiye Cumhuriyeti bütün vatandaşlarımızı Hakkari'ye gezmek için herkesi bekleriz. Gelip Hakkari'yi tanımalarını isteriz yani. Evet, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Gülhan.